Merhaba arkadaşlar. Bir şirketin halkla ilişkiler çalışanı reklam verenler ve onların müşterileri arasında ilişkilerin oluşturulması ve sürdürülmesinden sorumludur. Marka yönetimi gibi alanlar aracılığıyla halkla ilişkiler çalışanları şirket ve onun ürünlerine ilgi, güven ve inanç oluşturmaya, geliştirmeye, var olan ilgiyi, güveni ve inancı artırmaya çalışırlar. Ve halkla ilişkiler çalışanları kendi ülkeleri ya da kültürlerinde bu işi ele alırlar iken, halkla ilişkiler kampanyası veya reklam düzenlerken bunu nasıl en iyi şekilde yapacaklarının farkındalar. Ancak yabancı bir seyirci kitlesiyle e, bu işi yapmaya çalışırken söz konusu olan yabancı bir kitle olduğunda, bu kitleyi ele almak olduğunda kültürler arası farkındalığın tanınması, benimsenmesi, bunun dikkate alınması kritik önem taşımaktadır. bir halkla ilişkiler kampanyasının başarısı ya da başarısızlığı üzerinde kültürler arası farkındalığın sahip olabileceği etkiyi örneklendirmek adına burada küçük bir örnekten bahsedilebilir. Amerikalı bir şirket Güneydoğu Asya'da dişlerinizi fırçatı, e, dişlerinizi beyazlatır vurgusunu yaparak bir diş macunu satmaya çalıştı. Buraya kadar şey normal. Tabii Diş macunu nasıl satılır? Dişlerinizi beyazlatır vurgusu yaparak diş macunu satmaya çalıştı. Ancak şirket çalışanları yöre insanlarının çekici olduğunu düşündükleri, çekici buldukları için dişlerini siyahlatmak adına, dişlerini siyah hale getirmek adına betel cevizi çiğnediğini öğrendi. Evet, enteres olan ne arkadaşlar? Dişlerinizi beyazlatır vurgusuyla diş macunu satmaya çalışıyorsunuz. Peki daha sonra niye öğreniyorsunuz arkadaşlar? Yöre insanların çekici oğlunun düşündükleri için, çekici buldukları için dişlerini siyahlatmak, siyah hale getirmek amacıyla betel cevizi çiğnediklerini öğreniyorsunuz. Evet, işte trajik olan, trajikomik olan bu. Evet, ilk sorumuza bakalım arkadaşlar pasajdan halkla ilişkiler aktivitesinin şöyle şöyle olduğu anlaşılıyor. Evet, nedir? Halkla ilişkiler faaliyetinin çok yönlü faaliyetleri içerdiği anlaşılıyor. Evet, halkla ilişkiler hakikaten çok yönlü faaliyetleri içeriyor mu? Reklam verenler ve müşterileri, marka yönetimi gibi alanlar ile şirket ve ürünleri arasında işte ilgi, güven ve inanç Bunları ne diye veriyor arkadaşlar? Reklam verenler, reklam verenlerin müşterileri, daha sonrasında marka yönetimi, daha sonra şirket ve ürünleri. Tabii ki arkadaşlar hitap edilen e, ülke ve onun kültürü işte bunu çok yönlü faaliyetleri içeriyor şeklinde edine de verdim. Pazajdan şöyle bir çıkarımda olabiliriz. Nedir? Halkla ilişkiler çalışanların, halkla ilişkiler çalışanlarının, Evet, kendi insanların kültürel özelliklerini ve başka insanlarınkini yani yabancı kültürdeki insanların da kültürel özelliklerini, karakteristik yapılarını tam olarak anlaması gerekir. Evet, arkadaşlar şöyle bir baktığımızda kendi ülkesinde bu iş yaparken bunu en iyi şekilde nasıl yapacaklarının halkla ilişkiler çalışanların farkında. Ama yabancı bir kitleyle bu işi yaparken kültürler arası farkındalığın e, tanınması, bunun belirgin hale gelmesi kritik önem taşımaktadır. Yani kritik önem taşımaktadır. Bunu anlamaları gerekir. Peki ne? Kendi ülke insanlarının kültürel özelliklerini yanı sıra başka ülke insanların da evet kültürler arası farklılık. Zaten verilen örnekte onun içinde olmakta. Eğer bu farklılığın yakalanması, bu farklılığın anlaşılması söz konusu olmazsa arkadaşlar, e, siyah dişin makul olduğu bir yerde dişlerinizi veya hızlatır vurgusuyla diş macunu satmaya çalışırsınız. Bütün kanallara, bütün sosyal ortama reklamda verseniz neredeyse bir tane diş macunu satma şansınız olmaz. Siyah dişin makul olduğu bir yerde. Pasajdan şunu anlayabiliyoruz. Ney? Şöyle bir şey olsaydı, Güneydoğu Asya'daki diş macunu kampanyasının başarısızlığından kaçınılabilirdi. Peki ne olsaydı, ne olsaydı Güneydoğu Asya'daki diş macunu reklamının başarısızlığından kaçınılabilirdi? Evet, şirket kültürler arası meseleleri analiz etmiş olsaydı. Yani Güneydoğu Asya'ya hiç girmezdi o zaman. Niye? Çünkü diş macunu satan bir firmasınız ve girmek istediğiniz piyasada siyah dış makul o zaman piyasa araştırması yapsaydınız, kültürler arası meseleleri analiz etseydiniz böyle bir fiyasko olmazdı, başarısızlık olmaz. Ceyhan Doğuş diyoruz.